Orhan Uğuroğlu 15 Haziran 2022 Yeni Çağ Erdoğan'a ilk rakip çıktı. Bağımsız Türkiye Partisi BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran'da yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı benim demesi Anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasındaki bir kimse en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilir hükmünü gündeme getirdi. BTP lideri Hüseyin Baş'la yaptığım söyleşi şöyle. Soru. Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanı olabilir mi? Baş. Anayasanın 101. maddesi, Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir, diyor. Burada ne diyor? Yüksek öğrenimini yapmış, diyor. Hadi bunu biz es geçtik. Soru. Burada bir ima var mı? Baş. Madde açıkça diyor ki en fazla iki defa cumhurbaşkanlığı yapabilir. Bu madde 2007'de anayasaya girdi. 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde aynen kaldı. Dolayısıyla bugün bizim ne söylediğimiz ya da herhangi bir siyasinin ne söylediğinin çok bir önemi yok. Anayasa buradaki hükmünü koymuş. Bugün Türkiye'deki en önemli problemlerin başında da bu geliyor. Yani biz anayasayı tanımıyoruz. Yarın öbür gün yine bir gündem gelir bize. Anayasayı değiştirelim. Anayasanın değişmesi lazım. Bu anayasa 80'lerin darbe anayasalarının mahsulü gibi saçma sapan gündemler gelecek. Ben hep söylüyorum. Anayasayı senin dinlediğin mi var? Anayasaya göre bir hareket mi yapıyorsun? Madem öyle Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olacaksa, burada anayasa ne diyor, 40 yaşını doldurmuş diyor. Ben de 30 yaşında olduğum için bugün Cumhurbaşkanı adayı olamayan bir siyasi parti lideriyim. Yüksek Seçim Kurulu Sayın Erdoğan'ın 3. kez adaylığını onaylarsa 101. maddenin 2. fıkrası yok hükmünde olur. O zaman ben de 30 yaşında bir cumhurbaşkanı adayı oluyorum. Anayasayı eğer tanımıyorsak ben de olurum. Ve taahhüt ediyorum bütün Türkiye'ye. Göreve geldim mi birinci ayında parlamenter sisteme döneceğim. Cumhurbaşkanlığı vaadim de bu. Yani biz anayasayı tanımadan kafamıza göre hükümleri kendimizce yorumlayacaksak ülke Türkiye Cumhuriyeti olmaktan çıkar. Soru. Şimdi fiili bir durumu senaryolaştıralım burada. Haziran 2023'e geldik. Sayın Erdoğan YSK'ya başvurdu, ben adayım diye. Siz de o gün YSK'ya gidip başvuracak mısınız? Baş, YSK'ya adayım diye başvuracağım. YSK her iki tarafa da adaletli hükmetsin. Soru. Erdoğan'ı kabul ederse sizin başvurunuzu da kabul etmesi lazım. Sizi reddederse Erdoğan'ı da reddetmesi gerekir. Müthiş bir örnek. Bir kere daha tekrar edelim. Baş. Eğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan anayasanın madde hükümlerince üçüncü kez aday olabiliyorsa ki anayasanın 101. maddesinin ikinci fıkrasının hükmü buna engel, YSK'ya başvuracak ki YSK bunu kabul ederse anayasaya aykırı bir karar vermiş olacak. O zaman ben de 30 yaşında Cumhurbaşkanı adayıyım. YSK bunu da kabul etmek zorunda. O da aykırı, bu da aykırı. Aksi halde beni reddediyorsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da reddetmek zorunda. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Bir dahaki dönem bize cumhurbaşkanlığı yapmasın. Asla kabul etmiyorum adaylığını. Bu benim konum değil. Bu siyasetin konusu da değil. Bu anayasa bu hukuk. Yani bu bugün şuna benziyor. Mesela Türkiye'de bana sorarsanız en az yüzde otuz der ki Angela Merkel gelsin bu ülkenin cumhurbaşkanı olsun. Zaten emekli oldu, işi de yok. Ama anayasa ne diyor? Türk vatandaşları arasından. Merkel bizim vatandaşımız olmadığı için ülkemizde cumhurbaşkanlığı yapamaz. Erdoğan da üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamaz. Orhan Uğuroğlu